Kemal müdürden bir haber var mı? Henüz yok kızım. Bugün avukatıyla görüşecekti. Artık durumu ondan öğreneceğiz. Nergis'ciğim, seni birazcık bekleteceğim. Mantarlar şimdi geldi de onların böyle iyice temizlenmesini istiyorum. Yok yok, hiç önemli değil. Beklerim ben. Tamam. Beklerken çay içmek ister misin? Olur, içerim. Tamam. Sen telefonu etseydin ben yollardım çocukla. Ha yok ya, iki adım. Hem zaten sizi görmek istedim aslında. Hah, Hacer de geldi. Ey Hacer'im be. Eh be kızım. Niye bu vaziyette geldin buraya? Ay abla. Evde otururken içime bir sıkıntı girdi. Düşün düşün, kafayı yiyeceğim. Hepiniz buradasınız diye ben de atladım, buraya geldim. Canım teyzem benim. Canım. Teyzesinin bir tanesi. Hacer Hanım, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Nergis, çok teşekkür ederim. Biraz oturmaz mısın? Olur olur, tabii oturayım. Sen zaten elinden geleni yaptın. O gün söylediklerin vardı ya televizyonda Kemal'le ilgili. Ele Güne karşı söylediklerin. Bizim için ne kadar önemliydi biliyor musun? Nergis'im al. Fatih, malzemeler geldi ya. Tamam, baktım. Tamam. Hacer Hanım, biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kemal müdür içeride sabredecek, biz dışarıda. Ama emin olun biz bu işin peşini bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Fatih. Ah. Kemal müdürden haber alırsanız. Tamam kızım, ben seni ararım, merak etme. Geç içeri, sen geliyorum ben. Tamam. Nergis kızım. Siparişin. Teşekkürler, görüşürüz. Aferin olsun. Merhaba. Merhaba. Gidiyor musun? Gidiyorum, Beste bekliyor. Acıkınca gözü dönüyor da. Selam söyle, afiyet olsun. Söylerim, görüşürüz. Görüşürüz. Sen otur, ben beylerimi kep geleyim. Tamam, bekliyorum. Hacer abla. Sağ ol Yeliz'ciğim. Sağ ol. Ya aç yolu, hadi ya. Müdürüm. Alo Güneş. Bak şimdi. Cüneyt hakkında derhal bir yakalama kararı çıkartıyorsun. Duydun mu beni? Başkomiserim, çıkarayım çıkarmasına da. Denedik kaç kere biliyorsunuz. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor herif her seferinde. Anında uçuruyorlar. Ya bak, benim umurumda bile değil. Anladın mı? Sen benim dediğimi yap. Gelsinler, tekrar çıkarsınlar, tekrar uçursunlar bakalım. Emredersiniz başkomiserim. İyi akşamlar müdür bey.
Hayırdır başkomiserim? Sanırım eve gidiyordunuz. Lakin ben sizi bir merkeze götüreceğim şimdi. Sebebini söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ön koltukta gideceksiniz. Güvende, rahat. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Buyurun. Şöyle alalım. Aman kafaya dikkat. Aman dikkat. Tamamdır. Buyurun efendim. Ortalığı temizleyip kaybolun hemen. Anlamadım, nasıl? Soru sorma, kaybol dedim sana. Hemen kaybol. Ama önce ortalığı temiz bırak, anladın mı? Temiz. Plan iptal. Evi boşaltıyorsunuz. Babür'ü geride bırakmayın. Anladınız mı? Adamı halledin. Hemen! Anlaşıldı, tamamdır. Hadi gidiyoruz. Nasıl yani? Nereye gidiyoruz? Sen değil, biz gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Biz Cüneyt komiserle böyle konuşmadık. Yani Cüneyt komiserdi zaten. Arayın bir de sen konuş. Ne demek oluyor şimdi bu ya? Alın. Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın! Yapmayın bana bunu! Yapmayın! Ne dediyseniz, ne istediyseniz yaptım. Her şeyi yaptım. Benim suçum ne ya? Niye ölüyorum ben ya? Niye? Allah belamı vermiş zaten. Onca sene hapis yatmışım. Tam çıktım kendi yoluma gidecekken beni mi buldunuz lan? Ölmek istemiyorum ben ya. Yaşamak istiyorum, anlamıyor musunuz? Ağlama, kazmaya başla. Tabii de kendi mezarım bana kazdıracaksınız öyle mi? Kazmazsam ne olacak? Öldürmeyecek misiniz beni? O zaman niye kazayım oğlum? Mal mısınız lan siz? Mal mısınız? Kazmıyorum. Kazmıyorum. Siz öldürüyorsunuz, siz kazın. Peki. Sen bilirsin. Sen nasıl istersen. Ulan abi. Allah belanı verdi. Ölüyorsun bu oğlum. Ölüyorsun. Yaşamayı bile beceremedim be Babür. Yaşamayı bile beceremedim. Allah billahi de gerçekmişsin. Ben seni öyle halkın uydurması falan sanıyorum. Nerede bu Allah'ın belası? Ben bir ihbarda bulunacaktım ama. Nasıl oldu bunlar? Kavga ettik amiri. Kimle? Birbirimizle. Neyle vurdu sana? Eliyle vurdu amirim. Vay le. Senin de elin bayağı ağırmış ha.
komutanım. Odalarında bunları bulduk. Ver bakayım. Başkomiserim. Mı geçiriyorsunuz lan? Ha? Azmi! Alın bunları. Sağ olun. Afiyet olsun. Sayın seyirciler, şimdi bir son dakika geçmesini getiriyoruz ekranlarınıza. Halen cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın kaldığı cezaevinde saldırıya uğrayıp ağır yaralandığı ve hastanede ameliyata alındığı gelen haberler arasında. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada Kemal Günay'ın yaralandığını doğrularken olayın gelişimine dair bilgi vermekten kaçındı. Şimdi bir bağlantımız olacak. Gazeteci arkadaşımız Nergis Emiroğlu'na bağlanıyoruz. Nergis merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Nergis, hastaneye gazetecileri almıyorlar ama sen bir şekilde oradasın. Detayları senden alabilir miyiz? Bugün bir gazeteci olduğum için değil, aileyi yakından tanıyan biri olduğum için buradayım. Evet, haber maalesef doğru. Kemal Müdür cezaevinde bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından ağır yaralandı. Ameliyata gireli yaklaşık 4-4,5 saat oldu. Burada yakınlarıyla birlikte biz de sonuçları bekliyoruz. Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir duyumun var mı Nergis? Hayır, yok. Ancak Kemal Müdür'ün güvenlik endişesiyle tek kişilik bir odada tutulduğunu, havalandırmaya bile tek başına çıkarıldığını biliyoruz. Saldırının görünüşte böylesine yoğun güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşmesi evet de bir hayli şüphe çekici. Senin bir tahminin ya da istihbaratın var mı bununla ilgili? Nasıl yorumluyorsun bütün bunları? Kemal Müdür alçakça, haince bir saldırıya uğradı ve kendisi şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi kimse bana tutup da daha tutuklamanın üzerinden 24 saat bile geçmedi demesin. Ya da kaç saatse, yanlışlık orada değil. Asıl yanlışlık kim olduğuna ve ne mal olduğuna bakılmaksızın bir gizli tanık ifadesiyle Kemal Müdür'ün parmaklıklar ardına gönderilmiş olması. Teşekkürler Nergis. Ben teşekkür ederim. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Niye Kemal, Selman niye? Ya yavaş kızım, çocuk uyuyor. Şu dünyada ne kadar insan kaldı sıra Kemal'e geldi ha? Meral'cim bir sakin ol. Bir kendine gel ya, otur tamam, sakinleş. Ya bırak ne oturması. Gidiyorum ben. Ne yapıyorsun, nereye? Hastaneye gidiyorum. Ne hastanesi ya, hayır. Karışma bana. Ya saçmalama, geç artık içeri. Özür dilerim. Ah Meral. Ya, uyanınca ne diyeceğim ben seninle? Uyurken babası hayattaydı. Uyanınca ne diyeceğim, babanı öldün mü diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Selman ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim? Tamam, halledeceğiz. Tamam mı? Halledeceğiz. Alo Güneş, bana iyi bir şeyler söyle lütfen. Ameliyatta 5. saate girdik. Yani ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum ben de. Anladım. Peki sen ne yapıyorsun şu an? Hiç. Öyle boş boş dolanıyorum. Bak biz şimdi cezaevinden çıktık, merkeze doğru gidiyoruz. Sanırım bir şeyler yakaladık gibi, bakalım. Ama benim senin yardımına ihtiyacım var. Sen gelebilir misin? Tabii başkomiserim, hemen. Nergis, ben çıkıyorum. Bir haber mi geldi? Taşkın başkomiser bir şeyler çıtlattı ama ben de gidince anlayacağım. Tamam. Eğer müdürden bir haber alırsan. Ararım seni. Çok sağ ol. Görüşürüz.
çok sağ ol. Sen sağ ol. İzledim seni. İyi miydin bari? Müthişti. O da görse çok gurur duyardı seninle. Bir şey mi ima ediyordun orada? Ne gibi? Ne mal olduğu belirsiz bir tanık falan. Sanki birilerine bir mesaj gönderir gibi. Bak Nergis, ben gazeteci değilim. Senin söylediklerini manşete taşıyacak halim yok. İçerideki kişi benim eniştem. Abim sayılır. Eğer bir şey biliyorsan... benim neler olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Kiminle mücadele ettiğimizi bilmem gerek. Tamam mı? Anlıyorsun beni değil mi? Yani belki senin söyleyeceğin herhangi bir şey belki avukatımızın işine yarayabilir. Biliyorum, biliyorum. Kumpas Fatih. Ortada çok büyük bir kumpas var. Şöyle ki, bu gizli tanık dedikleri kişi zamanında Kemal Müdür'ün terörden içeri tıktığı biri. Önce onun üzerinden eniştene tezgah kurdular. Şimdi de aynı kişiyi gizli tanık olarak gösteriyorlar. Avukatına bunları söyleyebilirsin. Abi koş, Nergis abla yayında. Oğlum yeni bir şey değil ki bu. Gel sen, bu sefer farklı. Hayırdır? Bak şimdi büyük ekranı da aldım, efsane izleyeceğiz tamam mı? Ama çabuk ol, çabuk çabuk. Oğlum ne oluyor lan? Abi çabuk! Bugün Fatih öğretmenin görevi okuldaydık. En heyecanlı yerinde. Öğrencileriyle görüştük. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri açığa alınan öğretmenleri Fatih Aktolga'ya dair görüşlerini bildirecekler. Senin bundan haberin var mıydı? Ayıpsın abi. Olmaz mı? Fatih Hoca bizim için öğretmenden çok daha fazlası. Bir yaşam gurmesi, bir yol gösterici. Yani onun sayesinde hepimizin içinden başka biri çıktı. Bunu nasıl becerdi, nasıl yaptı biz bile anlamadık. En güzel yanı da buydu işte. Yani ben başlangıçta çok sevmemiştim açık konuşmak gerekirse ama yani zamanla tanıdıkça beni kendim anladığımdan çok daha iyi anladığını fark ettim. Fatih Hoca'nın dersinde bir arkadaşınızla buluşuyor gibi gidersiniz. Üzerinizde hiçbir yük yoktur. Buradaki bütün öğretmenler bizi bir öğrenci olarak görüp öyle yaklaşıyorlar. Ve biz de bu normalin bu olduğunu düşünüyorduk. Ama Fatih Hoca her şeyden önce bize insan gibi davranıyordu. Bence onu farklı yapan buydu. Bu sadece Fatih Aktolga'nın şahsi meselesi değil. Bu aynı zamanda benim meselem. Haberlerle adı çıktı, fotoğrafları sayfalara basıldı ve birileri ona dedi ki sen tehlikedesin. Çünkü adın geçti, birilerinin dikkatini çektin. Yarın senin de karşına çıkarlar ve bu yüzden öğrencilerine zarar gelebilir. Çünkü çocuklarımızı koruyoruz değil mi? Efendim Orhan abi. Hemen gelmen lazım aslan. Ne oldu? Almanya'daki fabrikadan mesaj geldi. Arabanın yerini tespit etmişler. Koordinatları yolladılar. Lucas'ı bulduk aslan. Abi sen ne diyorsun? Emin misin Lucas olduğunu? Koordinatlara en yakın baz istasyon konuşmalarına girdim. Bir telefon konuşması yakaladım. Lucas'tı. Açık ve net Lucas. Geliyorum. Nergis. Hoş geldin Londra yolcusu. Kusura bakma geciktim, anca toparlanabildim. Senin uçağın sabah mıydı? Evet, sabahın köründe. Hadi geç. Hoş geldiniz başkomiserim. Hoş bulduk.
Cezaevi müdürünün odası neresi? Beni takip edin başkomiserim. Kendisi yerinde mi? Yerinde. Cezaevi savcısı da geldi. Sizi bekliyorlar. Atlar start hakemi emriyle box'a giriyor sayın seyirciler. Bir numarada Can Kuzey, iki numarada North Beach, üç numarada Yiğit Er. Ah North Beach ya. Bu şerefsiz at geçen hafta yatırdı be. Bunun bir babası vardı Presik. Ne tatlı paralar kazandırdı bize be. Can Kuzey'in önüne geçti. Ne oldu ya? Ne güzel izliyordun. Buyurun efendim. Nasıl gitti? Planlandığı gibi. Her şey yolunda efendim. Öyle mi dersin? Benim şüphelerim var ama. Anlamadım. Her şey yolunda gitse adam morga kaldırılmıştı. Şu anda ameliyata alıyorlar. Anlayacağın işler pek de yolunda değil Cüneyt. Ama efendim ben... Bırak şimdi. Bu işi sırf seni kollamak için kalkışmadık. Emniyet seni ele geçirirse bize kadar gelir. Bunu istemeyiz değil mi? Evet. Elbette efendim. Anlaşıldı. Değil. O zaman bu pisliği bir an önce temizle. Ve bu sefer hata yapmadan. Devam ediyor. Dur gitme, bir şey söyle ne olur. Doktorumuz ameliyattan sonra size bilgi verecektir. Tamam Hacı, tamam. Tamam. Bayıldı. Doktor. Teyze. Doktor yok mu? Ben hemen bir hemşireyi bulup teyze, geliyorum. Teyze. Teyzem. Teyze. 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 Fatih. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Teyzeciğim, teyzeciğim. Savcı olarak gerekli talimatı verdim. Koğuşlarda geniş çaplı arama başlattık. Saldırganları mutlaka bulacağız başkomiserim. Umarım savcım, umarım. Utanç duyuyorum. Resmen utanç duyuyorum. Biz de ne olduğunu anlamadık. O kadar da önlem almıştık. Demek o kadar da yanılmamışsınız ha müdürüm. Sonuçta Kemal müdürün şimdi hastanede canıyla cebelleşiyor. Geçmiş olsun. Sen benim yanımda durun. Evet başkomiserim, ben vardım. Müdür bey yıkanırken başıma dar var. Sen mi çağırdın doktoru? Evet komiserim. Sizi merkeze götüreceğiz. İfadeniz lazım. Bu ikisini alıyorsun, merkeze götürüyorsun. Emredersiniz komiser. Müdürüm, bana tüm bu kamera kayıtları, bu bloğun, kapı giriş çıkışlarını, yani nerede ne varsa hepsi. Hepsini hazırlatın. Ama biliyorsunuz, dışlarda kamera kaydı yok. He, biliyorum, yok. Başçavuşum,
Bu olaydan sonra buraya kimse girdi mi? Yok başkomiserim. Derhal nöbetçi diktim kapısına. Kimseyi sokmadım. Başçavuşum. Buyurun başkomiserim. Sizi bir adamlarınıza sorun bakalım. Bu olaydan sonra kanlı yara bere içinde bir mahkum görmüşler mi? Hemen ilgileniyorum başkomiserim. Eyvallah. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.